Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz değerli takipçilerim? Bizi sorarsanız biziz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün şöyle kaldırayım ya. Kıymamı ocağa koydum arkadaşlar, yine et yiyorum. Gördüğünüz gibi saçmalamayın, eşim oruç, onun için bugün dedim bari güzel bir yemek yapayım. Ya gerçi her gün yemek güzel yapıyorum da ben. Onun için dedim dolapta artık şeyler, hani buzdolabı yapılmadığı için dedim dolaptaki çıkan kıymayı falan, aslında lahmacun canım istiyordu. Lahmacun şey yapacaktım. Lahmacun da Mustafa dedi ki anne benim evde kaldığım bir gün yap dedi. Onun için onun evde kaldığı bir gün yapacağım. Şimdi arkadaşlar dolapta işte bir de patlıcanım vardı, onu çıkarttım. Kıyma çıkarttım. Soğan soydum mesela, iki tane sarımsak. Domates. Bunları şimdi şöyle doğradık zamanında dolaba koyduk, şimdi kullanıyorum. En son bir tane de domates konservesi çıkartacağım. Onu da içine dökeceğim. Sarımsağını, şu elimi yıkayım da sarımsağını da çıkartmam gerekiyor. Tencerede yapacağım zaten. Tencerede daha iyi oluyor. Fırına göndermeyeceğim. Şimdi onu fırına gönderirim. Zaten bu pişik şey olmaz. Onun için evde tencerede yaparım. O tencerede pişerken ben de şey yaparım, pilavımı pişiririm. Bir yanda pilav, bir yanda şey, yemek. Bunda şu parmağımdaki yüzüğü de arkadaşlar, bir tane bizim abimiz var. Bunlar haca giderken kızım ne istiyorsun dedi. Ben dedim ki ne, sağlıcakla gidin gelin yok dedi. Ne istiyorsan gelinim sana hediye getireceğim dedi. Ben dedim ki ne, yüzük istiyorum dedim. Gümüş değil sadece. Yüzük istiyorum dedim. Tamam dedi, sana dedi yüzük getireceğim dedi. Aslında akike taşından yapılan şey vardı, yüzük vardı. Ondan istedim ben. Ondan da şey yapmış, o garip olmuş ama dedi bunu şey yaptım dedi, gümüş değil ama dedi olsun dedim, bir şey olmaz dedim. Ondan sonra işte şey yaptı, bunu da geçenlerde geldiğinde getirdiydi. Bugün de aklıma geldi, dedim kız ben bunu takayım diyorum dedim, bir türlü dedim takamadım dedim. Baksana boyası yavaş yavaş çıkmaya başlamış, karası artık solur herhalde, hipoda falan soluyor herhalde bunlar sahte oldukları için. Ondan sonra öyle parmağıma bakayım dedim. Fazla sahte de bana yaramıyor da. Bakalım artık. Hacdan geldi diye ben de takayım dedim. Değişiklik olur dedim. Arkadaşlar hemen şöyle tencerede şunu da yapsam aslında nasıl olur? Thank you.
lirayı yaptıydım arkadaşlar. Yazdan bunu var ya. İyi denk geldi arkadaşlar. 5 liraya düşmüştü bu patlıcanlar. Normalde pahalı oluyor. Şimdi 35 lira fiyatı. Bunlar pahalı oluyor normalde. 5 liraya düşmüştü. Ben de o zaman 5 liraya düştü diye tuttum. 3 kilo mu aldıydım? 4 kilo mu aldıydım? Her hafta aldım yani. Her hafta aldım. Ha şimdi koydum dolabıma. Yazdım çok şükür. Ha şimdi çıkardım. Yok. Daha var. Ya 2 tepsi yaptım ben. Hatta fırına götürdüm, fırında pişirttirdim. İki tepsi şey yaptım, yüzünü yağladım. Fırına götürdüm, fırında kızarttırdım. Getirdim. Arkadaşlar, eşimin dayısının kızı durumu çok ağır. Birkaç kere burada videoda şey yaptıydı. Kendisi göğüs kanseri. Hastalığı ilerlemiş bayağı. Bugün Allah izin verirse onun yanına gideceğiz. Hastalığı bayağı ilerlemiş, ağırlaşmış. Eşime dedim, eşim dedi işte ben gripim dedi, nasıl bebekleriz? Ben de öksürüyorum dedim. Eğer ben şey olursa dedim, maskemizi de kap dedim. Çünkü durumu hiç iyi değil diyorlar. Eşime dedim, en azından bari bir gidek yanına. Durumu ağırmış, kötüymüş. Bir gidek yanına dedim. Öyle kaldı bugün inşallah yemekten sonra bir giderek arkadaşlar. Yanına olarak bir hayalli bistek, tuz ekmek beraber yedik. Eşim diyor ben o günü diyor işte biri yardım göndermiş. Eşime demiş abi sen götür demiş. Eşim de işte demiş Necla demiş sen demiş neyin varsa demiş ne ihtiyacın varsa demiş bana demiş yaz at demiş. Oğlu yazmış atmış işte birkaç bir şey. Ondan sonra eşim de almış götürmüş. Alacağı şey gönderen adama da demiş abi demiş şu kadar demiş tuttu demiş tamam kardeş demiş sen götür demiş. Eşim de götürmüş işte. Ondan sonra şey yapmış ne onun adı. Ben diyor gördüğümde diyor eşim emekleyerek diyor çıktı diyor. Necla da çok iyi bir insandı. Kalp kırmazdı, gönül kırmazdı. Öyle kötü bir şeyi yoktu yani. Hem eşimin dayısının kızı hem de ablamın görümcesi. İki taraftan da yani akraba. Allah'ım hayırlısını nasip etsin. Ana kalmadı, baba kalmadı, kardeş kalmadı. Onun abisi benim ablamın kocasıydı. Ablamın kocası da işte 3 sene falan oldu herhalde. Öleli. Ondan daha benim blog kanalı yoktu. Yine yazı kanalı vardı. Arkadaşlar bir tane hemen konserve çıkarttım. Şöyle içine şurada kalsın. Söyleyeceğim da şu yakalanmazsa içine yumurta kırar yer. Fazla patlıcan yemeğiyle hani illa olsa da yesem diye şeyim yok ama eşim çok seviyor. Patlıcan tavası kaldığı zaman da mesela fazla yap der bana. Patlıcan tavası da kaldığı zaman da sabah kahvaltısında da ısıtırım yer yani. Merhaba Sıcan. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bak sana patlıcan yemeği yap. Teşekkür ederim. Sen benim gülümsün gülüm. Oldu mu? Saatler olsun. Eşim tıraşa gitti arkadaşlar. Hastalıktan gidemedi hastalıktan. Hastalıktan gidemediydik. Amanın bugün bir dört.
He, bugün dolaplara baktık arkadaşlar. Oo, 25 bin liradan aşağı dolap yok. 25 bin lira olan dolap da dolap değil yani. İçi küçücük. Ondan sonra bir tane beğendik. Ve en son da dedim yani bu dolap gelmezse gidip dolap alacağım dedim. Dolabın şeyi gelmezse, beyni gelmezse dedim. He? He. Cumartesi yani yarın inşallah gelip takacaklar. Ondan sonra dedi böyle böyle. Eşim dedi bir gün. Fabrikada istiyor abi. He, fabrikada yokmuş. Bir gün daha sabret dedi. Bugün gittik. Allah'ım evlenene var ya yardım etsin. Vallahi evlenenlere yardım. Ya bir dolap olmuş. İşte, he. Yani o 20-25'e olan dolabı da kimse almaz. Normal düz dolap yani. Onu yeni gelinler beğenmez ki. Yeni gelinlerin alacağı dolap 40 milyar, 45 milyardan başlıyor. Bir de inverter olunca Bir de inverter olunca ama ben bir tane beğendim. Çok hoşuma gitti. Ona kadar dedim. Altusonun da markası. İçi kocaman hangi bir? Abla dedi bu dedi 33 bin lira. Abla dedim. İsmail abi ne yaptın dedim. Dedi vallahi abla durumlar böyle. Böyle gidiyor dedi. Beyaz eşyalar dedi. Abla dedim Allah yardım etsin. Para olsa dedim birer tane yedekte dedim şeyi alırdım dedim. Ne onun adı? Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı. Onların dedim yedeğini alırdım dedim. Arkadaşlar yemeğim böyle. Pişiyor. Bu pişsin. Ben bir yandan pilavı pişireyim. Ezana yarım saat kaldı. Ben pilav pişireyim. Bu da hazır zaten. İkili kırdadım. Tamam. Pişmiş zaten. Pilav pişireyim. Turşu murşu çıkartayım. Turp da iki tane kalmış. Turp dilim. Sofrada görüşmek üzere. Ne oldu lan? Elim yandı. Oy. Tencerede. Arkadaşlar. Karnıyarımız çok güzel oldu. Limon bayıldı mı? Karnıyar limon bayıldı işte dolapta araya gidene kadar da ben çıkardım da yiyeyim. Hangi hoca? He? Hangi hoca? Hangi hocayı bayıldın? Hoca Ahmet hocayı bayılmış. Oraya koy kızım alırdık şimdi. Hemşerisi ya. O dört keş. Evet güzel keşik. Hainizden de memnun. Ökkeşik dedim halimizden de memnunluk dedim. Şuna bak ya ökkeş üstüne çok hoş bir şey. Ökkeşin şeyi Allah. Ökkeşe Radullah. Ukkaşe diye geçiyor da. Sahabe kiram. Instagram'da veya hatta şeyde görebilirsiniz. Google'da yazınca görebilirsiniz. Yerini falan çok güzel yapmış. Peygamber sana öbüsünü almış. Evet. Sokulların piri. Lokmaların ökkeşi. Piri. Bir tane daha unuttum onu ya. Terzilerin piri miydi bana bir şey? Kaç aldın onu? Neyi? Bana da alacaksınız. Allah Allah. Sen bana da alacaksın ha yani. Yok hakkım bitti. Hayır annem ayrı sen ayrısın sen de alacaksın. Olay bitmiştir. Bana ne? Ben kendimi alır o daha iyi. Alacak kızım mecbur. Evet sen söz verdin. Sen ayrısın annem ayrı. Babam da altın alacakmış bana öyle dedi. Bak hele bu evde ilk önce ben evleneceğim ha. Bu del. Siz bana altın alın en iyisi. Ben kızım bir yatırımım olması gerekiyor veya ailemden hatır olsun. Bak bunu annem dedi ki bak normal ben yıldızı kolye istemiştim. O dedi ki sen dedi şeysin dedi benden dedi sana hatıra kalsın dedi. Şey kalsın dedi hediye hatıra, olsun dedi. Hatıra hatıra sahibi hatıra ben de bunu hatıra. Saçmalama olmuyor. Anne bana hiç hatıra almadın ha. Nasıl güldürdün? Nasıl almadım oğlum? Ay, ne aldın? Aldım ben sen kafanı yorma. Anamı siz düşünmeden bir kenara koy. Patik bile onar tane ayrı ayrı koydum. Patik nedir? İş yapayım ben ödeyim ha. Hiç onu söyler misiniz? Patik bile onar tane koydum. On sana onana ya. Arkadaşlar neyse çeyiz muhabbetine sonra devam ederek. Canlı yayında. Yani neyse o kuşa ne demiş daha canlı yayın yapın demiş. Yapacağız sağ ol. Karnıyarık, bulgur pilavı. Turşu arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Şu karnı yarığı az ben bunu alayım.